Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Fen bilimleri dersinizden 1. dönemin 1. yazılı sorularıyla sizlerle beraberim. Muhtemelen öğretmeniniz bu soruların benzerlerini size soracaktır diye düşünüyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevaplarınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlayacağım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bulbul Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz doğru yanlış sorusu. Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlara Y yazınız diyor. Dünyanın güneşe dönük olmayan kısmında gece yaşanır. Evet, bu ifade doğru. O zaman D harfini koyalım. Dünyamızın kendi etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Yanlış. Çünkü gece gündüz oluşur. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Doğru bir ifade. Kayaçların farklı renkte olmasının sebebi yapısındaki minerallerdir. Doğru. Yer kabuğunun kalınlığı dünya üzerindeki her yerde aynıdır diyor. Yanlış ifade. Evet, bu şekilde bunu tamamladık. İkinci sorumuz. Aşağıdaki madenleri kullanım alanlarına göre eşleştiriniz diyor. Okuyalım. Merdiven ve mutfak tezgahı yapımında kullanılır. Mermer olacak. 3 numarayı buraya koyalım. Evlerde ısınma amaçlı kullanılır. Lignit. Lignit kömürü diyoruz. Elektronik ve mutfak eşyası yapımında kullanılır. Bu da bakır olacak. 1 numara. Takı, kuyumculuk ve süs eşyası olarak kullanılır. Altın. 5 numara. İnşaatlarda otomobil yapımında şu fazladan yazılmış. Evet, kullanılır. Hangisi? Demir olacak. 2 numara. Bu şekilde hepsini yerleştirmiş olduk. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Ali okuldan eve giderken bir evin bahçe duvarının çeşitli renklerde taşlardan yapıldığını görüp merak etmiştir. Duvarda kullanılan taşların farklı renklerde olmasının sebebi nedir? A. Taşların boyanması. B. Taşları oluşturan minerallerin farklı olması. Taşların uzun zaman toprak altında kalması. Taşların güneşte kalması. Doğru cevap B şıkkı olacak. Yapısındaki mineraller farklı olduğu için taşlar çeşitli renklerde olmuş. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi madenlere örnek olarak verilemez? Bor, kum, krom ve altın. Doğru cevap B şıkkı olacak. Çünkü madenler ekonomik değeri olan kayaçlardır. Bunlar hep maden olarak nitelendirilir. Kum maden olarak nitelendirilmez. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yer kabuğunda kayaç adı verilen maddeler bulunur. Doğru. Madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır. Doğru. Yer kabuğunun kalınlığı dünyanın her yerinde aynıdır. Evet, bu ifade yanlış. Az önce doğru yanlış bölümünde de vardı. Mineraller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir. Bu da doğru. C şıkkını işaretledik. 6. Vücudumuzda yaralanmalara karşı yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan besinler aşağıdakilerin hangisidir diyor. Şöyle bir şıklara baktığımızda doğru cevap D şıkkı olacak. Proteinler olacak. Ben soruları cevaplarken çok acele etmiyorum. Yani sizin videoyu durdurup kendi cevabınızı yapmanız için biraz duraksıyorum aslında. Devam edelim. 7. soru. Aşağıdaki besin içeriklerini vücudumuza katkıları ve görevlerine göre eşleştiriniz diyor. Şimdi şuradakileri okuyalım. Buna göre karşıdan bakalım. Yağlar karşı tarafa baktığımızda depo enerji kaynağıdır. 2 numarayı şuraya başına koyalım. Proteinler yapıcı ve onarıcıdır. 4 numarayı buraya koyalım. Karbonhidratlar enerji vericidir. 5 numara buraya olsun. Vitaminler hastalıklardan koruyucudur. 3 numara da buraya geldi. Su ve mineraller de düzenleyicidir. 1 numarayı da buraya koyduk. Bu şekilde hepsini eşleştirmiş olduk. 8. sorumuz. Tüm besin maddelerinde aşağıdaki gruplardan hangisi mutlaka bulunur? Su, protein, karbonhidrat ve yağ var. Doğru cevap A şıkkı olacak. Su tüm besin maddelerinde bulunur. Ve ne yapalım? Diğer soruya bakalım. 9. sorumuz. Madenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Bir, madenleri çıkarabilmek için maden ocakları kurulur. Doğru. Bir işaret koyalım şöyle.
Ülkemiz madenler açısından zengindir. Doğru. Madenler ülkelerin teknolojisinin gelişmesini sağlar. Bu da doğru. Demek ki hepsi doğruymuş. O zaman B şıkkını işaretleyelim. İfadelerin hepsi doğrudur. 10. Fosilleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Arkeoloji, jeoloji, paleontoloji ve paleontolog. Doğru cevap C şıkkı. Paleontoloji denir. Ve fosilleri inceleyen kişiye de paleontolog denir. Bunu karıştırmamak lazım. Paleontoloji bilim dalı. Hemen diğer soruyu getirelim. 11. soru. Kayaçlar rüzgar, yağmur ve sıcaklık farklılıkları gibi dış etkenler nedeniyle parçalanırlar. Kayaçların parçalanması ile ilgili sıralama hangi şıkta doğru verilmiştir? Ben tek tek bütün şıkları okumayacağım. Size doğrudan cevabı söyleyeceğim. Doğru cevap A şıkkı olacak çünkü kayaç en büyük parçadır. Onun parçalanmasıyla daha küçük olan kayalar. Onun parçalanmasıyla daha da küçük olan taşlar. Bu şekilde küçüle küçüle en son kum haline geliyor. Doğru cevap doğru sıralama A şıkkında olduğu için A şıkkını işaretleyelim. 12. Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ bakımından zengindir diyor. Ekmek, domates, mısır ve portakal var. Doğru cevap C şıkkı olacak. Mısır. Marketlerde de görmüşsünüzdür. Mısır yağı var. Mısırdan elde edilen. Demek ki yağ bakımından zengin. 13. soru. Iğdır'da güneşin İstanbul'dan önce doğmasının sebebi nedir? A. Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi. Doğru cevabı bulduk galiba. Hemen işaretleyelim de diğerlerine bakalım yine. A şıkkı olacak cevap. Dünyanın güneşin çevresinde dolanması. Bununla ilgili değil. Güneşin ısı ve ışık kaynağımız olması yine değil. Güneşin dünyanın çevresinde dolanması zaten bu yanlış bir ifade. 14'e bakalım. Kayaçlar dış etkenlerle parçalanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kayaçların parçalanmasında etkili olan dış etkenlerden biri değildir? Rüzgar, evet, kayaçların parçalanmasına etki eder. Akarsular da. Sıcaklık farkı, yani gündüzleri sıcak olması, geceleri soğuk olması, bu da kayaçları parçalar. Ama gök gürültüsü kayaçların parçalanmasına bir etkili değildir. D şıkkını işaretledim. 15. soru, uzun bir soru yine. Önce soruyu okuyalım. Kayaçlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım birinci ifade. Kayaçlar volkanik aktiviteler ile yeryüzüne ulaşan magmanın katılaşmasıyla oluşur. Doğru bir ifade. Bütün kayaçların fiziksel özellikleri aynıdır. Yanlış. Kayaçlar minerallerden oluşur. Doğru. Demek ki 1 ve 3. ifadeler doğru. Şıklarımıza baktığımızda D şıkkını işaretlememiz gerekiyor. 16. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kayaçlar minerallerden oluşur. Doğru. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Doğru. Bütün kayaçlar aynı minerallerden oluşur. Evet, C şıkkı. Bu yanlış ifade. Altın bir maden örneğidir. Bu da doğru. 18. Besin maddelerini tüketirken yukarıda yer alan ifadelerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmek gerekir? Bakalım birinci ifade tazeliğine dikkat etmek. Evet. İçerdiği katkı maddelerine bakmak. Tamam. Son kullanma tarihine bakmak. Bu da doğru. Temiz ve doğal olmasına dikkat etmek. Bu da doğru. Demek ki hepsi doğruymuş. Hepsine dikkat etmek gerekiyor. Cevap A şıkkı oldu. 19. Yukarıdakilerden hangileri fosillerin yararlarındandır? Soyları tükenen canlıları tanımamızı sağlar. Evet. Canlıların gelişim dönemleri hakkında bilgi verir. Evet. Bulunduğu yerin geçmişi hakkında bilgi verir. Doğru. Bulunduğu yerin iklim ve bitki örtüsü hakkında bilgi verir. Bu da doğru. O zaman bütün ifadeler doğruymuş. O zaman C şıkkını işaretlemek gerekiyor. Ve son soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir? Mevsimlerin oluşması, evet, iyi. A şıkkında cevabı bulduk galiba. Bunu işaretleyelim de diğerlerine bakalım. Çünkü mevsimler dünyanın güneş etrafında dolanması sonucu oluşuyor. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle değil. A şıkkı oldu. Biz diğerlerine de bakacağız tabii ki. Gece ve gündüzün oluşması, evet, bununla ilgili. Bir günün oluşması, evet. Türkiye'de sabah yaşanırken Japonya'da öğlen vakti olması. Evet, bu da kendi ekseni etrafında dönmesiyle ilgili. Evet sevgili öğrenciler, dersimiz bu kadardı. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.